Evet değerli izleyicilerimiz, bu hafta Manisa'nın Kula ilçesindeyiz. Kula'ya bağlı Gölbaşı köyündeyiz. Burada şimdi yapılan tarımla ilgili çalışmalar var. Neler yetişiyor? Hangi ürünler var? Yanımızda bir abimiz var. Önce onu tanıyacağız. Sonra da bu ürünler nelermiş öğrenmiş olacağız. Abicim evet. Önce tanıyalım sizi. Ben Gölbaşı'ndan Ramazan Özkara. 15 senedir bu meyvacılıkla uğraşıyorum. Neler var tarlada? Tarlada bizim yerin kırsal olması nedeniyle badem ve ceviz var. Ama badem daha iyi. Ceviz kırsal olduğu için gelişim biraz daha zayıf geliyor. Evet. Bademden istediğimiz verimi elde edebiliyoruz yani. Yani kazanç güzel. Yani badem için verimli bölge. Evet, verimli bölge. Kırsal olduğu için suyumuz biraz az. Yani suyumuz, toprağımız zaten az yani. Yerimiz kayrak olduğu için bademe tercih ediyoruz yani. Evet. Başka cevizle meyveler... ilgili çok olmuyor mu yoksa? Cevizle ilgili eski cevizlerde bu çentir kadar verimli olmuyor. Eski cevizlerde verim az. Evet. Tamam veriyor ama içini doldurmuyor. Başka ne var cevizin, bademin dışında? Gölbaşı köyünde erik var. Erikler güzel, eriklerden netice alınıyor. Sadece tarımla mı uğraşıyorsun? Evet. Şimdi mahsul ekiyorduk önce de arpa, buğday, onlar masrafını kurtarmıyor. Onun için meyvacılığa döndük. Badem bizi kurtardı. Badem bizi kurtardı yani. Pazarı güzel. İstediğini satabiliyorsun yani. Kendi imkanlarımızla mı yaptınız yoksa şey mi? Kendi imkanlarımızdan yaptık. Tamam, ziraatçı arkadaşlarımız yardımcı oldu, önerdiler. Onların vasıtasıyla biz bu işi başladık. Hepsinden Allah razı olsun. Yani bu işi devam ettiriyoruz ya şu anda. Peki, teşekkür ediyorum ben size. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Evet, değerli izleyicilerimiz, biz bademle başladık. Köyün birinde Adem'le devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Kula'yı sizlere tanıtacağız, köylerini tanıtacağız ama biz dedik ki güzel bir türküyle, Manisa türküsüyle başlayalım. Yanımızda da burada değerli bir hocamız var. Hem onu tanıyacağız hem de bize ne söyleyecekmiş ve sizlere ne armağan edecekmiş öğrenelim. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Sami Dinç, 40 yıldır Kula'dayım. Kula Belediyesi'nde halk eğitimlerde bağlama kursu hocalığı yapıyorum. Sanatçılar Federasyonu'nda üyeyim. 3-5 tane albümümüz var. Kula'da bu işi müzik olarak devam ettiriyoruz. Şimdiki okuyacağım türkü Manisa'ya, Kula'ya daha doğrusu, özellikle Kula'ya ait diyelim biz onu. 70'te yazılan bir türkü. Yarenlerin, Efelerin, Zeybeklerin oynadığı bir türkü. Yaren demek zaten dostluk, arkadaşlık demek biliyorsunuz. Onun için of of aman Manisa, of of manselendi Kula. 3 kıta okuyacağız. O zaman ne yapıyoruz? Çiftçi TV izleyicilerimize, bizim köy izleyicilerine daha hediye ediyoruz. Hediye ediyoruz. Herkese sevgiler, saygılar. Kula'yı tanıttığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Sizdeyiz hocam. Aman aman Manisa, of aman aman Manisa, Manisa üzümleri bol olsa, Manisa üzümleri bol olsa. Selendi, of aman aman selendi, selendi, budayları elendi, selendi, budayları elendi.
Of aman aman tarihi kulağım. Of aman aman tarihi kulağım. Kulağım yarenlerim sen oyla. Kulağım efelerim sen oyla. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Sağlık hocam, hoş geldiniz ayrıca. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Kula Kızılkaya Mahallesi'ndeyiz. Şimdi burada ilginç görüntüler var, birazdan izleyeceksiniz. Yanımızdaki abimiz kuşlara ve hayvanlara böyle sevdalı biri. Ama özel bir şeyler de ilgileniyor. Nelerle ilgileniyor hemen soralım. Önce sizi tanıyalım. İsmim Selim Mutaf, Manisa Kulalıyım. Kula doğdum, büyüdüm. Hayvanları severim. Birkaç yuvancı oldum. Doktorum dahi serbestsin dedi. Stresini alır, uğraş dedi. Kötü şeylerle, örneğin internet, kahve, bağımlılık yapmaz dedi. Hünkar kuşu besliyorum. Bizim Osmanlı'nın özü. Zaten padişah hünkarım dendiği için hünkarıya geçiyor. Özelliği ne? Özelliğe gaga yok. Göz boncuğu şeklinde. Dinimizde nazar var mesela, temsil ediyor. Bazıları batıl diyor, bazıları benimsiyor. Örneğin ezan okunurken dinliyor. Sabahleyin tan ağır kanı daha çabuk ötüyor. Daha sıcak kanlı. Daha sevecen. Kendi yavrusuna bakamıyor. Onun için postu kuşlarına baktırıyoruz. Melezlere bakıyor ama kanı arılaştık sıra bakamıyor. Postu kuşları da evine en sadık hayvan. Kendi yavrusuna baktığı gibi başka yavrulara bakıyor. Daha merhametli hayvan. 40 yıldır besliyorum. Başka çeşitler ne var? Ege bölgesine yönelik saya derler. Örneğin Bursa'da kelebek derler. İstanbul'da da saya derler. Bazı yerlerde kostüm derler. Ege kuşları var. Kostüm olarak var. Bir de havada uçucular var. Oynak. Hastaları bilir. Gençler daha çok sever. Karşı oynar. Yan oynar. Bazı hayvanlar aşağı oynar. Bunlara karşı oynar. İzmir kuşu. Ege bölgesine ait. Bu hayvan gökten zembillenmiyor. Biz de bir yerlerden alıyoruz, meraklardan alıyoruz. Kaç yıldan beri yapıyorsun? 40 yıl. 56 yaşındayım, 40 yıldan beri yapıyorum. Hala devam. Hala devam. Başka ne var çiftliğin? Tavuğum var, örneğin Plamut, yerli ırk. Hibrit olmamış yani, genler oynanmamış. Hindim var. Hindinin özelliği ne? Hindinin özelliği kuluçkadı çıkar diyoruz. Dönüşümlü, hibrit değil yani. Dönüşümlü. Genler, ırklar oynanmamış. Et lezzeti yüksek, yumurta lezzeti yüksek. 10 tane yumurta yiyeceğine örneğin 5 taneyi aynı kalori, aynı vitamin alıyor. Peki, size ben kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Güzel bir uğraşla uğraşıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Gençlere tavsiye ederim. Gençlere tavsiye ederim. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, biz kulağın güzelliklerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyicilerimiz, biz Kula'yı gezerken gördük ki burada kuş sevdalıları çok fazla var. Şimdi Kanarya muhabbet kuşu olan bir arkadaşımız var. O da onları çok sevdiği için bahçesinde bir yeri var, güzel bir yeri var. Birazdan görüntüleri göreceksiniz. Neden bu sevdaya başlamış bir soralım ama önce tanıyalım. Ben İsmet Özmemiş, Manisa Kula doğumluyum. Evimiz burası. Yaşım 60 civarlarında. Aşağı yukarı 25-30 seneden beri kanarya, muhabbet hepsinin de besliyorum. Daha önce onun öncelerde güvercinler vardı bizim. Güvercinlerimiz yer olmayacağını onları şey yaptık artık iki odada. Bir odasında kanaryalarımıza, bir odasında da muhabbetlerimizi yer vererek yetiştiriyoruz. Peki bu mahallenin ismi ne? Burası Zaferiye Mahallesi'ydi. Cami Cedid Mahallesi oldu şu anda. Cami Cedid Mahallesi. Evet sevgili izleyicilerimiz, dedik ya şimdi Kula'nın renkli kişilikleri var. Onlardan bir tanesi de abimiz. Muhabbet ve kanarya kuşlarına merakla birlikte başlamış. Onlara gönül vermiş ve yetiştiriyor. Biz de ne diyelim? Kolaylıklar dileyelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, görmüş olduğunuz gibi bir ağaç.
Ama bu kadar basit bir ağaç değil. Kökü erik ağacı. 3 tane dal var. Bir dalın bir tanesi kiraz. 2 tanesi de farklı farklı kayısı. Bilmiyorum hiç hayatınız boyunca denk geldiniz mi? Bu ilginç ağacı da sizlere tanıtalım dedik. Evet değerli izleyicilerimiz, üreten çiftçilerin yanındayız. Bugün de böyle güzel bir çilek bahçesindeyiz. Mis gibi kokuyor. Bunu üreten bir arkadaşımız var yanımızda. Onu hem tanıyacağız hem de bakalım neler yapıyor burada. Önce sizi tanıyalım. Metin Özkurt, Manisa Metin. Kula ilçesinde ikametgah etmekteyim. Köyün nereye? Merkez. Merkez köy diyorsun. Merkez köy. Peki. Burada ne kadar çilek var? Burada 6 dönüm. Ortalama 30 bin fidanımız var. Daha ne kadar toplanacak? Eylül, Ekim gibi. Devam ediyor. Tabii kış döneminde bunları biz seraya alıyoruz. Aralık, Ocak ayına kadar devam edebiliyor. Havanın... Ne kadar çıkıyor ki çilek? Çilek şu anda topladığımız günlük 1-1,5 ton. Tabii kış döneminde 200-300 kiloya kadar düşebiliyor bu. Bakımı nasıl? Kolay mı? Bakımı çok zor. Bakımı zor. Yani bir bebek gibi aynı. Böyle baktığınız zaman çok güzel duruyor da. Demek ki bunun da bakımı ciddi anlamda zor. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi bunu biz dalından kopardık böyle yiyeceğiz ama hakikaten ciddi zorluklarla masanıza ya da sofralarımıza geliyor bu. Biraz da değerini bilmek lazım. Köylülerimiz üretiyor. Biz de onların sayesinde bu güzelliklere ulaşıyoruz. Onlar üretmezse ne olacak? Biz bunları yiyemeyeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, üreten çiftçilerimizi sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Biz de bu mis kokulu çilekleri birazdan yiyeceğiz. Yanımızda bir beyefendi var. Kula'nın tanıtımına ciddi anlamda önem veren ve Kula'yı tanıtmak için mücadele veren bir abimiz var. Bizim buraya gelmemizde vesile olan abimiz. Ona da şimdiden sizlerin aracılığıyla teşekkür etmiş olalım. Bakalım bir tanıyalım. Kimmiş bu abimiz? İsmim Sabahattin Argaç. Kulalıyım. Ve Kula'ya gönül verenlerden birisiyim. Sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Kula'mıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Kulamıza tanıtma adına büyük bir adım attınız. Gerçekten Kula tanınması gereken güzel bir yer. Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı. Kula'ya bir bizlerin değil, tüm Kulalıların gönül vermesi lazım. Kula'yı sevenlerin bir kat daha sevmesi lazım. Kula, başka bir Kula yok. Kula'ya sahip çıkmamız lazım. Benim de acizane Kula'ya hizmetlerin bulunduysa ne mutlu bana. Bir Kula sayfası açtım. Kula'ya gönül verenler 45 bini ulaştı. Ben de evimde hobi olarak yaptığım bahçemdeyiz şu anda. 44 çeşit meyvemiz bulunmaktadır. 44 çeşit meyve ve 170 ağaç var. Bu 170 ağaçtan bir kilo meyve satılmaz. Her gelen dostum, eşim, dostum bahçeden meyvesini toplar ve kendisi yıkar, yer. Ve bunun akabinde akşam üzeri giderken torbasını doldurur gider. Böyle ama bir bahçede... şartınız var bununla ilgili. Evet, sadece dalı kırılmasın. Evet. Dalı kırılmadığı gibi meyve ömür boyu kalsın ve yiyenlere de afiyet olsun diyorum. Sabahattin abi, bahçede ne var mesela meyve olarak? Hiç kimsenin akıl edemeyeceği meyveler var. Kula bölgesinde, Kula ikliminde olmayan, az önce gördüğünüz sizin toprağınızdan gelen bir fındık. Kula bölgesinde, hatta Ege bölgesinde çok yoktur. Ama ben 28 senedir fındık ağacımın fındığını yiyorum. Mesela Fuji diye bir meyvemiz var. Kocaberi diye meyvemiz var. Uçan Ejder diye meyvemiz var. Bilinenlerin dışında bunlar. Bunun dışında tüm tropikal meyvelerin tamamı hemen hemen. Muzun ve limon da var. Muzun haricinde tüm meyveler var. Şimdi
Çilek ağacı. Evet. Biraz da o konuyu açalım. Şimdi çileği herkes kırsal bölgede veyahut da ovada çilek yerde olduğunu bilir ama bu gerçekten Akdeniz ve Ege Denizi bölgesinde uygun, iklimine uygun. Çilek ağacı çalı türünde olur. Çok güzel aroması vardır. Gerçekten çilekle yediğinizde birbirinden çok farklı tadı vardır ama vazgeçilmez bir meyvedir. Çilekler de çok güzeldir. O ne zaman oluyor? İşte çiçek döneminde şu anda. Artık 2 ay sonra falan inşallah onları da yiyeriz. Evet sevgili izleyicilerimiz, sabahın erken saatlerinde çiftçilerimiz tarlada çapa yapıyor, ekinlerle uğraşıyor, biberlerin bakımını yapıyor ya da çilek bakımı yapıyor. Biz de çapa yaparken yakaladığımız bir abimiz var yanımızda. Bir soralım bakalım neler yapıyor, bir daha tanıyalım biz. Ben Manisa Kula ilçesinin Ortaköy mahallesinden Süleyman Tunca. Çiftçi olarak köyümde çalışıyorum, patlıcan, biber, domates yetiştiriyorum. Yetiştirdikten sonra artık pazarlarda kendimiz pazarlıyoruz, satıyoruz. 3-5 kuruş harçlığımız çıkıyor. Biberin özelliği ne? Biberin özelliği şimdi doğal olması hocam. Şimdi bu kendimiz yetiştiriyoruz hayvan gübresiyle. Kendimiz yetiştirip pazarlarda kendimiz satıyoruz. Kalkıp da yani şey gübresi kullanmayız biz bundan. Koyun, keçi, inek bu gübrelerden kullanırız. Onun için doğal olur, açık havada. İlaç vermeyiz hiç kesinlikle. Cinsi ne? Kesinlikle bu Charlie. Yeşil tatlı, Charlie, bir de salçalı biber. 3 çeşit biber var burada. Evet, 3 tane karışık. Evet, karışık 3 çeşit biberimiz var. Sabah kaçtan beri çapaya? Sabah 7'den beri buradayım ben bahçede. Daha ne kadara kadar buradasın? Artık bizim saatimiz yoktur hocam. Allah'ın izniyle bilmem akşam 5 olur, 7 olur. O arada bırakırız bahçeyi. Biz üretmeye devam ediyoruz diyorsun. Devam ediyoruz, halkımızı çalışıyoruz artık. 3-5 kuruş karşılığında çalışıp, ürünümüzü üretip pazarlıyoruz. 3-5 kuruş çay şeker paramızı alıp şey yapıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz çok şükür. Bu zeytin cinsi Trilya'dır. Çok güzel bir cinstir. Soğuğu dayanır. Lezzeti çok güzel olur. Yani her zeytinin üstüne gelir bu Trilya cinsi. Çok güzeldir. Onun için biz bu zeytine diktik. Allah'ın izniyle 5 yaşında. İnşallah ilerleyen zamanlarımızda güzel meyve alıp halkımızı yardımcı olmayı düşünüyoruz. Onun için diktik bu zeytine Allah'ın izniyle. Ondan sonra da meyveler ve ürünü vermeye başlayınca böyle tril tril oynarsın. Evet evet, bu sene Allah'ın izniyle zaten ürünler üzerinde hocam. Tamam. Allah'ın izniyle ürünler üzerinde gördüğünüz gibi çiçekleri. İnşallah bu sene meyveyi toplayacağız. Halkımızı yardımcı olacağız. Tamam. İnşallah, inşallah. Peki teşekkür ediyorum. İnşallah. Abla biraz da seni tanıyalım. Ben kulağı Ortaköy'den. Eşe Tunca, Süleyman'ın eşiyim. Abla ne yapıyorsun burada? Valla zeytinlerin otlarını arıtıyoruz. Arısını sürüyoruz. Budamalarını yapıyoruz. Sulamasını yapıyoruz. Köylü işte, köylü hali. Bildiğin gibi çalışıyoruz. Biz üretiyoruz, şehirdekiler yiyor diyorsun. Yesinler ya, bol bol yesin. Allah bizi versin. Bunun adı bol bol yesin. Canacığım ellerine kollarına sağlık. Allah kolaylıklar versin sana. Evet değerli izleyicilerimiz, onlar sabahın erken saatlerinde kalkıyorlar, tarlalarını ekiyorlar, biçiyorlar, ürünleri alıp ta ki büyük şehirlerde de olsa o tezgahlara kadar ulaşıyor. Çektikleri sıkıntıları anlatmaya gerek yok, yorum sizin. O meyvelerden de ürünlerden de kim tüketiyorsa afiyet şeker olsun diyorlar. Bal olsun, bal evet. Olsun hocam. Biz kulağının güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz, bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyicilerimiz, sabah sabah tarlalardayız. Abilerimiz, ablalarımız bizden önce kalkmışlar gerçi. Şimdi burada fidelerle uğraşıyorlar. Niye uğraşıyorlar bakalım şimdi. Önce bir tanıyalım biz. Ben Recep Yaranlı, Ortaköy'den. Recep abi ne yapıyorsun burada? Burada fide bağlıyoruz. Satmak için. Kendim. Sadece bu işi mi yapıyorsun? Hayır canım, hepsini yapıyoruz. Hepsi derken? Bahçe işleri, dar işleri. Bunları nereye gönderiyorsun? Bunları pazara gidiyoruz. Gelir pazarlık için. Allah aşkına kaçmasın. Evet. Onu pazar satıyoruz. Kaç yıldan beri yapıyorsun? Doğal yapıyoruz işte. Öyle mi? Ben fideciyim diyorum. Fideciyiz. Ne güzel. 40 yıldır yapıyoruz be ya.
Ne zaman satışa sunacağım bunları? Bunları hafta gidiyor mu? Cumartesi. Cumartesi günü. Evet, cumartesi günü pazar. Nerede? Gediz'de. Güzel. Cumartesi günleri abimiz Gediz'de fide satıyor. Fide ihtiyacı olanlar varsa Gediz'de bulabilirler abimizi. Evet. Abla, senin ismin ne? Ayşe Yarenoğlu. Efendim? Ayşe Yarenoğlu. Ayşe abla, bu söküm işlerini sen mi yapıyorsun? Ben yapıyorum. Öyle mi? Hı-hı. Nasıl, kolay mı zor mu? Kolay gayet işte, ne yapayım? Şehirde yaşamaktansa köyde bu daha güzel oluyor değil mi? Toprakla uğraşıyor. Şimdi gayet bu köşeler bunu sevmiyor gayet, biz de yapıyoruz. Gençlerin hepsi sosyetik oldu. Tabii. Yok, bir şey yok. Peki, kolay gelsin size. Sağ ol. Evet, değerli izleyicilerimiz, üreten, üretmeye de devam eden çiftçilerimizi sizlere tanıtacağız. Biz köylerimizi gezmeye devam ediyoruz. O güzellikleri sizlere yansıtmaya devam edeceğiz. Şu anda bir köydeyiz. 1.100.000 yıl önce burada bir volkan patladı. Hala ondan akan böyle lavların taşlaşmış hallerini görmek mümkün ve zamanla oluşan peri bacalarını görmek mümkün. Bu bölge jeopark olarak ilan edilmiş UNESCO tarafından. Şimdi biraz onları tanıtacağız sizlere. Sabahattin abimiz yanımızda, o konuyla ilgili biraz bilgi alalım. Merhaba. Merhaba abi. Sabahattin abi, şimdi biraz bu konuyla ilgili bilgi verelim izleyicilere. Şimdi Kula, UNESCO tarafından jeopark ilan edildi. Jeoparkın anlamı da tabiat olayının gelişimiyle olan doğa gerisimleri. Birisi volkanik yanardağı, Türkiye'nin en geç yanardağı, Kula Devlet Yanardağı, Sandal Devlet Yanardağı. 3 patlama olmuş bu bölgede. Birisi ilki 1.100.000 yıl önce yaklaşık, ikincisi 30.000 yıl önce. Son patlama yaklaşık 12.000 yıl önce patlama. 1.100.000 yıl önce patlayan yanardağın lavları ve küfleri bu bölgeye ulaştığında gördüğünüz peri bacaların üzerindeki kalıntılar o dönemdeki yanardağın lavları ve küfleri. Onlar erimiyor. Alttaki kirli toprak erozyon ve yağmurla aşınmış hale geliyor ve bu olay yaklaşık 89 yılından bugüne bu hale geldi. İlk resimleyen ve fotoğraflayan arkadaşımız İzmir'de şu anda kendisi, Ispartalı bir mühendis, bir arkadaşımız Ahmet Gürel isminde. 89 yılında fotoğraflıyor. Ben belediye meclisiyim o dönemde ve Kula Belediyesi'ni getiriyor. Belediye başkanı o dönemdeki belediye başkanı Muammer Keleşoğlu, o arkadaşımız da sınıf arkadaşı. O fotoğrafları getirip gösterdi de biz şok olduk. Bu nasıl bir yer, nerede bu yerler diye biz bile o güne kadar bilmiyorduk. O günden sonra Ahmet Gürel arkadaşımızın altı resim sergisinde resimlerini sergilemesi ve Kuladokya ismini koyması. Aslında peri bacaları daha uygun olabilir ama Ahmet Gürel arkadaşımız o dönemde Kuladokya, işte Nevşehir'deki olan Dokya ismiyle burada eşleştirdi. İşte oluşum o günden bugüne çok hızlı gelişiyor. Ve UNESCO tarafından da jeopark ilan edildi. Kula'nın tarih evleri, yanardağ, volkanik yanardağları ve peri bacalarıyla beraber gerçekten Kula görülmesi, gezilmesi gereken güzel bir kent, güzel bir ilçe. Vallahi ne diyelim ya, biz söylüyoruz, dilimizde tüy bitti ama yani inşallah bir gün herkes farkına varır da. Hakikaten işlerin yoğunluğundan kurumlarda çalışan insanlar bölgeyi gezme şansı olmuyor. Sonuçta halka hizmeti diyorlar ama bizim için dağ bayır çok önemli değil. Önemli olan ülkemizdeki değer ve güzellikleri ön plana çıkarabilmek. Biz de elimizden geldiğince bunları izleyicilerimize ve gerekli kişilere ulaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah layık olduğu değeri bulur. Bununla ilgili çalışmalar yapılır diyelim. İnşallah. Temin ederim. Aynen. Şimdi buradaki güzelliklerle sizleri baş başa bırakıyoruz.
olduğunuz gibi güzel kokulu bir çiçek bahçesi demeyelim de bahçede uğraşan, bu çiçekleri toplayan ablalarımızla karşılaştık. Şimdi bakalım onlar ne yapıyorlar? Bir bilgi verelim. Bu çiçeğin özeli neymiş? Anacığım seni bir tanıyalım mı? Hı? İsim ne? Huriye Aydın. Huriye Aydın. Evet. Bunlar ne yapıyorsun? Satıyoruz. İsmi ne bunun? Sarı solmaz. Sarı solmaz. Hı hı. Ama solmuş. Solmuyor bu. Solmuyor değil mi? Dökülmüyor. Özelliği ne bunun? Güzel solmuyor. Özelliği vallahi ne? Bilmiyorum gayrı ha böyle bu. Niçin topluyorsun? Satmak için mi? İlaç için. İlaç için? Hı hı. Ha. İlaç için bunlar. Bizim Karadeniz'de de var ama onu genelde süs amaçlı kullanıyorlar. Burada da demek ki ilaç yapıyorlar öyle İlaç mi? Yapıyorlar ilaç. Kaç seneden beri? Vallahi epeyden yapıyoruz bayağı. Mesleğin olmuş artık ya. Evet. Peki. Şimdi ne kadar yaptın bugün? Aha bu görünenle. Günde ne kadar yapıyorsun? 130, 120 o kadar. Yani sezonda aşağı yukarı kaç tane oldu? Vallahi belli 500, oldu. 500 bin oluyor mu? He. Olduğu zaman da oluyor. He. Ne güzel. Ama bu toz zarar etmiyor musun? Ediyor. Ediyor. Bu ne yapacak? Ekmek parası diyorsun ha? O sosyete gibi gezenlere kapak olsun ha? Bunlar örnek olsun. Örnek olsun. Abla biraz seni de tanıyalım mı? İsim ne? Emine Çelik. Emine abla sen ne zamandan beri yapıyorsun? Bayağı arkadaşla beraber yardımlaşıp yapıyoruz ya ben çalışıyorum bunlarda devamlı. Sen yardım ediyorsun? Ben yardım ediyorum. Peki... Normalde bunu toplamak ne kadar zaman alıyor? Ya da bir gün akşama kadar kaç tane topluyorsun diye. Alıyor canım her gün gidiyor üstler. Bulubilisini bakıyor o dağda. Hmm. Kimse yardım etmiyor mu sana? Biz evde yapıyoruz. O dağdan getiriyor. Dağda sen mi gidiyorsun toplamaya? Aa, beyim gidiyor beyim. Ha, güzel. Gidiyor. Yani yardımcı oluyorsun. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz. Kadınlar. Kadınlar demek ki olmasa bu işlerde olmuyormuş. Onlar da ekmek parası için mücadele veriyorlar. Yanımızda köyümüzün muhtarı var. Bir tanıyacağız hem köyle ilgili de bilgi alalım. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Ramazan Dülger. Sandal Mahalle Muhtarıyım. Muhtarım bu sarnıçtan bahsedelim biraz. Yani çok eski bir sarnıç. Çok eski. Bir de gölet var. Evet. Onunla ilgili biraz bilgi alalım. Evet. Sarnımız çok eski. Daha önce su kaynaklarımız olmadığı için köylü buradan su ihtiyacını buradan karşılıyormuş daha önceleri. Çok eski tarih. Hatta anlattıkları şeyi gördüğümüzü göre karşı evlerde geçiriyor alttan altı sandıcımızda. Günümüzde kullanılıyor mu? Hayır şu anda kullanmıyoruz. Dağıtıldığı mı? Evet. Suyla gölette bağlantısı ne? Şimdi oranın fazla taşan suyu havuzu geçiyor bizim buraya göletimize. Burada işte daha önce burada da hayvanlarımız otlar, sulama amaçlı kullanılmış. Şu anda hiç kullanılmıyor. Şu anda tadilattan geçecek burası bizim yeni olarak. Köyün geçim kaynağı ne? Genelde tütün. Tütüncü buğday. Bir de tesisler var işte oralara gidiyor gençlerimiz. Hani hayvancılık var mı? Hayvancılık var biraz. Büyükbaş, küçükbaş var hayvancılığımız. Kaç yıllık bir köy burası? Çok eski tarihi. Hatta tarihi anlattıklarını göre bu köyün ismi daha önce buraya satıcılar geliyormuş mesela. Değilmiş sen de al, sen de al. Oradan kaldı civarı söyleniyor yani sandal olarak. Sendal, sendal. En sonunda ya sandal diyelim demiş de sandal. Benim ismi sandal. Evet. Gölü de var ama sandalı yok. İsmi yok, sandal evet. Diyor. Evet. Küçük bir göletimiz var işte sandal. Teşekkür ediyorum muhtarım. Evet değerli izleyicilerimiz. Tarımla hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız böyle yollarda karşımıza çıkıyor. Üstbaş saman olmuş. Yani kısacası alnının teriyle para kazanmak için mücadele veriyor. Hayvanlardan elde ettiğimiz o ürünler var ya sütler, peynirler. Onları yerken bir kere daha düşünmemiz gerekiyor. Yanımızda bir arkadaşımız var. Traktörüne samanını yüklemiş. Hayvanlarına götürüyor herhalde. Bir tanıyalım bakalım. Adım Tahsin. Sandal doğumluyum. Doğumum büyüme buralıyım. O isim ne? Gürbüz. Tahsin Gürbüz. Kaç yıldan beri uğraşıyorsun bu işte? 3 yıldır. 3 yıldır hayvancılığa başladım. Yeni esnaftım. Esnaflık bitince hayvancılığa yöneldik. Mecbur kaldık. Aslında özüne geri mi döndün? Aynen. Özümüz buydu. Sözümüz bir olmadı.
Saman nereden aldın? Almıyorum, kendi tarlamızdan. Ekip kendi. Biçmece, evet. Sütün en zengin hayvancılık. Valla inekler ne verirse, süt, ineklerden süt besi yapıyoruz. Yani hepsi var. Hepsi var. Kaç baş? Şu an 30 tane falan var. Aynen. 30 tane falan var. Büyümeyi düşünüyoruz ama hayat şartları el vermeyecek gibi. Büyüyemeyeceğiz yani. Olduğumuz yerde saymaya devam ediyoruz. İnşallah o günler de gelecek. İnşallah. Fakirin ekmeği beklemek. Umut yani. Ama işte köylülerimiz de olmasa şehirdeki insanlarımız aç kalır. Biliyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Yani de çok aşırı göç veren bir köyüz. Köyüz yani. Yani aslında bilmiyorum. Biraz zor sıkıntılı bir konu. Neden zor sıkıntılı bir konu? Köyde bir parça toprağın varsa ekersen karnını doyurursun. Şehirde 3 kuruş para kazanıyorsun. Onu da ay başında açıkla kapatıyorsun ve sıkıntı çekiyor insanlarımız. Vallahi siz en güzelini yapmışsınız. Ticarette olmadıysa özümüz topraklara geri dönüp hayvancılık ve tarımla uğraşmaya mücadele veriyorsunuz. Alnınızdaki ter yerine samanlar dolmuş. Ben size kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun. Yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Biz Kula'yı geziyoruz. Gezerken de tabii çiftçiler, tarımcılar, köyde yaşayan insanlarımız derken oranda bir kültürü var. Bir yaren ekibi var. Bu ekip kimmiş, ne iş yaparmış hep birlikte öğrenelim. Soruyu önce size soralım ve tanıyalım sizi. Şimdi İsmet Karabulut, Kula Gençlik Yaren Ekibi Başkanı. Yaren deyince kulakla gelir. Kula'da sünnetlerimiz, düğünlerimiz kesinlikle yaren olmadan olmaz. Yaren demek terbiye demek, gençlerin yetişmesi demek. Gençleri, anneleri, babaları ellerini tutarlar, yarene teslim ederler. Biz de bunları kahve köşelerinden kurtarıp yaren kültürüne, topluma kazandırabildik mi ne mutlu bizlere. Ama bizim kulamız olarak 3-4 tane ekibimiz var. Ama sünnetlerimiz, düğünlerimiz kesinlikle ve kesinlikle yaren ekibimiz olmadan hiçbir düğünümüz, sünnetimiz olmaz. Burada çalınan müzik aletleri var. Onlarla ilgili bilgi verelim. Biraz ilginç. Bize göre ilginç. İlk defa gördük çünkü. Bunun özelliği nedir? Bunun özelliği 5 parmaklı. Karşılıklı 5 parmaklı. Her parmağında zil olan zilli maşa. Adı üstünde zilli maşa. Hocam çok zilli bu ya. Evet, bayağı da zilli. bu zilli maşamız Kula yöremize özgü. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde bundan olduğunu, zilli maşa olduğunu duymadık. Bu ne zamandan beri kullanılır? Bu duyduğumuza göre, tabii bizlerin de yaptığımıza göre 80-100 yıldır bizim bildiğim, belki daha öncesi de olabilir ama onu biliyoruz. Bunun sesinin at nalına benzediği için bunu yaptıklarını da biliyoruz. Yani onun için kulamızda yarenlerimizin olmazsa olmaz aletlerinden birisidir. Hı. Her oyunda iki tane mi kullanılıyor? Duruma göre kalabalık olursa iki tane de üç tane de kullanılabilir. Yani öyle bir sayısı yok. Ses durumuna göre, kapalı havaya göre, açık havaya göre değişiyor. Köylerimizi gezmeye devam ediyoruz. Haliyle de şu anda bulunduğumuz bölgeyi birazdan anlatacağız ama bu dayıcım bu köyde uğraşıyor, baba ocağında. Evin damı başına yıkılmak üzere ama buna rağmen burada koyun yetiştirmeye devam ediyor. Mücadeleye devam ediyor. Vallahi ne bileyim biraz bu hani dünya kavgasıyla uğraşan insanlara ne diyeyim örnek olsun ya.
O evli öpülesi insanlar hala mücadeleye devam ederken siz neyin kavgası peşindesiniz hala anlamış değilim. Birazdan o evi de göstereceğiz size. Dayıcığım seni bir tanıyalım, ismin ne? İsmail Şenol. İsmail abi ne yapıyorsun burada? Ben 30 senedir koyun gidiyorum. Şimdi bunu ben yapmasam hasta olurum yani. Ufaktan gördüğümden hasta olurum yani. Bu mala ufaktan beri böyle gördüğümden bırakamıyorum yani. Öteki belki beni bırak diyorlar. Yaşın doldu diyorlar. Ben bırakamıyorum. Hastalık. Bir hastalık sarmış bana. Onun için bırakamıyorum. İşte görüyorsunuz. Valla aslında sözün bittiği noktadayız. Şu yıkık duvarların hemen arkasında yaşam mücadelesi veren, hayvancılık yapan bir aile oturuyor. Evlerinin damı başlarına yıkılmak üzere. İmkansızlıklarla hala bu köyde üretmeye devam eden çiftçilerimiz ve tarımla uğraşan insanlarımız, hayvancılıkla uğraşan insanlarımız var. Valla bir şey demeye gerek yok. Biz bunları da aktaralım dedik. Yeri geldi, eğlenceli, güzel programlar yapıyoruz. İnsanlarla güzel sohbetler ediyoruz. Bazen her şey göründüğü gibi olmayabiliyor. Kula'da geçmişe ışık tutan, tabii ki Kula evleri var. Tarihe ışık tutan evler var. Yanımızda bir arkadaşımız var. Bu evlere gönül vermiş. Günümüzde çok fazla tadilat olan da var, olmayan da var. Ama o bu evleri, maket evleri yaparak insanlara ulaştırmaya çalışıyor. Boy farkına bakmayın, ben biraz aşağıdayım da ondan. Önce sizi bir tanıyalım. Ercan Özgün, hoş geldiniz kulağımıza. Yok aşağı inmenize gerek yok. Eyvallah. Hoş geldiniz kulağımıza. Ercan Özgün, 20 yıldır maket yapıyorum. Kula evlerinin maketlerini yapıyorum. Evlerimizin özelliği birebir kula evlerinin maketi. Yani dışarıdan getirme evler değil. Kula'da tarihsel özellikleri, karakteristik özellikleri olan evler. 13 model evimiz var. Büyüklü küçük anahtarlıktan devasa boyutlara kadar gelen misafirlerimize, turistlerimize evler yapıyoruz. Bir şey iade ediyorlar. Bir de evlerinin bir köşesinde tutarak kula evlerini unutmamak. Aynen öyle. Giderken ne gösterelim dertleri olmuyor. Kula'dan kula evi gider. Köyün ismi ne? Sandal Mahallesi. He, Sandalı. Sandallı Mahallesi. Sandal ama Sandalı mahalle. Olmayan mahalle. Evet. Evet, şimdi gene bir çiftlikteyiz. Burada hayvanlarımız var. Genç arkadaşlarımız bu işlerle uğraşıyor. Bir tanıyalım bakalım neler yapıyormuş. Tanıyalım mı seni? Üzeyir Gürbüz. Ne yapıyorsun burada? Hayvanla uğraşıyoruz. Ne zamandan beri? Ben daha 3 aydır yapmaya başladım. Öncesi var mı? Öncesi yok. Önce daha önce babamın yanındaydım işte. Babam yukarıda bir tane daha var evimiz. Hı. Oradaydık. Şimdi ayırdık hayvanları komple. Hı. İşte abim falan yoruldu. 3 aydır uğraşıyorum ben. Ha, babayla beraber yapıyordunuz. Evet. Ayrıca kendiniz başladınız. Evet. Kaç tane hayvan? Şu an 13 tane benim kendime. 13. Sütlerin sağlamını nasıl yapıyorsun? Sabah işlemişti. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet. Makine yok. Makine sayıyoruz. Makineyle? Evet. Tamam. Evet sevgili izleyicilerimiz. Şimdi böyle gençlerimizi de bu işlerin içinde görmek açıkçası güzel bir gelişme. Demek ki gençlerimizde umut var. Onlar da bu işleri babalarından aldığı meslekte devam ettirip artık böyle biz de yapacağız bu işi deyip ahırlarını kendileri kurabiliyorlar. Bunlar da güzel şeyler. Size başarılar diliyorum ben. Kolay gelsin. Değerli izleyicilerimiz, biz aslında ceviz bahçesini çekmeye geldik. Ama ceviz bahçesinin ortasında da bir ağaç kurumuş ve dilek ağacı olmuş. Bu da ilginçtir. Demek ki ağaçlar da kurursa da değerlendirmek lazım. Bu da dilek ağacı olmuş. Renkli renkli de boyanmış. Ve şurada bir şey daha söyleyeceğim. Yani her renkliliğin içinde bir de kara çalı oluyor. Burada da var. Ve birazdan o ceviz bahçelerini de çekeceğiz. Bakalım sahibi bu ceviz ağaçlarını niye dikmiş buraya? Bir soralım. Bu cevizlerin özelliği nedir abim? Önce sizi bir tanıyalım. Ahmet Kasap ben. Emekli eğitimciyim.
artı iş adamıyım. Şu anda gözlükçülük yapıyorum Kula'da. 20-22 senedir emekli olduktan sonra o işe başladık. Onun eğitimi daha önce de almıştık. Evet. İlaç vermiyoruz. Otları öldürmek için kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Bir de şey abi doğada, şu gözlüğünü çıkar da. Beni iyi kötü biliyorlar. Şu gözlerini bir görsünler. Gözlük yıkamıyor. Gözlerini bir görsün izleyicilerimiz. Tabii. Yukarılara şuradan çekiliyor. Görebiliyor musunuz bilemiyorum. Görüntüler yukarıda. Yukarıda 400 dönüm bir arkadaşın. 150 dönüm bir arkadaşın. Ceviz ve badem ağaçlandırması var. Ona hep tavsiye ettik. Kula'da çok yaptık. Çok insanlar bu işe merak sardı. Bu işi başlarken Kula'daki hedefimiz, bizim hedefimiz 1 milyon ceviz ağacıydı Erol Bey. 2 milyon da badem ağacıydı. Şu anda 250 bin ceviz adet, 450 bin 500 bin civarında da badem ağacına ulaştık. Çevrede çok büyük dışarıdan gelen yatırımcılar var. Yani geleceğimiz bu işlerde. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kula'da muhteşem bir saç kavurma yapan Emine Hanım varmış. Biz ziyaret ettik. Bu kavurma nasıl yapılıyormuş? Önce Emine Hanım bir tane yaptı. Emine Uysal ben. Aynı zamanda Hüseyin Dayı'nın torunuyum. 1970 yılında restoran hayatına rahmetlik deden başlamış. Biz onun izinde devam ediyoruz. Kavurmayı nasıl yapıyoruz? İlk önce özel bir yağımız var. Onu tavaya alıyoruz. Süt kuzu etimizi kıyılmış bir şekilde hazırlanmış. Günlük süt kuzularımızı kendimiz kesiyoruz. Onları tavaya koyuyoruz. Ondan sonra biraz kavrulduktan sonra biberini, biberden birkaç dakika sonra domatesini, daha sonra acısını ilave ederek kavurmamızı maksimum 8 dakikada çıkarıyoruz. Bu kadar. Evet. Sonra afiyetle yeniyor. Aynen. Teşekkür ederim. Neymiş? Önce sizi tanıyalım. Süleyman Arsız. Ne yemeği yapıyorsun? Kula güveci, kapama, oğlak dolması, tatlılardan kulaya özgü hoşmerim, şekerli pidemiz var kulaya özgü, ıspanaklı pidemiz. Hani farklı, daha değişik kulaya özgü yemekleri yüz üstüne çıkarmaya çalışıyoruz. Peki, kolaylıklar diliyorum ben. Sağ olun. Tabii ki işin başından sonuna kadar da yanımızda olan Sabahattin Argaç Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu haftaki bölümümüz burada bitti. Bir dahaki hafta başka bir bölgede, başka bir köyde buluşmak üzere mutlu ve huzurlu kalın. Hoşça kalın.